Merhabalar sevgili dostlarımız. Güzel bir Mersin ikindisinden hepinize sevgi ve saygılar yollayarak Damla Damla şiire başlıyoruz. Değerli üstadım İbrahim Çamlı hocam yanımda ve bugün çok özel, çok güzel bir konuğumuz var. Çok çeşnili bir insan, çok güzel gönüllü bir dost. Sevgili Nuray Öngeç. Hoş geldin canım Nuray'ım. Hoş bulduk canım benim. Seninle şeref verdin. Çok teşekkür ederim. Her zaman seninle beraber olmak. Tekrar ediyorum. Çok güzel. Sağ ol canım. Mutluluk verici benim için. Aynen. Bizim için de öyle. Sevgili hocam sizinle de. Nuray Öngeç'in özellikleri çok çeşnili. Kendisi emekli İngilizce öğretmeni. Ama 10 parmağında 10 hüner olan dostlarımızdan değil mi Çamlı hocam? Bir kere Türk sanat müziği korolarında solistik ve koristik gibi bir keyifli hobisi var. Bu bir. Evet. İkincisi yağlı boya pek çok güzel tabloları var. Toplu sergilere katıldı, kendi resimlerinden değil mi bireysel sergide tabii yaptı. Hatta bizim evin oradaki deniz müzesinde yapmıştım, gelmiştim, gezmiştim, çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Bunun dışında güfteler yazan, şiirler yazan ve zaman zaman da kendi yaptığı eserleri stüdyoda hocamla girip seslendiren bir güzel dostumuz. Ben artık sözü olabildiğince ona bırakayım. Birazcık da onun güzel sesini duyalım. Birazdan da Zafer'den rica edeceğiz. Bize hocamla birlikte stüdyoda çok özenerek yaptıkları ama bunun ticari hiçbir yönü yok. Yani sadece bir demo şeklinde hatıra kalsın aileye, sevdiklere diye yaptıkları 6 tane şarkı var değil mi Nuray'ım? Evet, 6 tane. Onlardan Zafer'e rica edeceğiz. Playback yapacağız. Sonra da yine canlı söyleyecekler. Niye playback yapacağız? Ya elimizde böyle güzel stüdyoda yapılmış hocamın ney bile çaldığı, defalarca girip keman çaldığı güzel kayıtlar olunca dedik ki bu şansımız varken size o haliyle servis edelim. Söz sende canım Nuray'ım. Son dönem başka şeyler de yapıyorsun. Bize söz et, neler yapıyorsun? Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğin için. Gerçekten rica ederiz, öyle. Ne demek? Senin sayende Baha Akıner'le tanıştım. Ay ne mutlu bana. Sevgili Baha Akıner, şair ve yayın şefidir. Evet. Kitapları var. Evet. Ve bir şiir gönüllüsü. Çok. Hayatı şiir olarak yaşamaya çalışan bir beyefendi. Onun şiire katkısı çok büyük. Çok. Aynı zamanda ünlü şairlerimizi anmak gibi bir misyonu var. Of. Öyle bir misyon edinmiş. Aynen. Sağ olsun bizi bir grupta topladı ve biz aşağı yukarı ayda bir kez belirli ünlü şairlerimizi anıyoruz. Evet. Baha Akıner'le beraber Banu Irmak ve çok değerli radyosu ünlü spikeri Hakan evet. Erendor da aramızda. Evet. Çok yakınlarda yine bir anmamız olacak. Kısmet olursa ayın 17'sinde makine mühendisleri odasında büyük, çok yakın olan bir yerde evet. burası. Hı hı. Nazım Hikmet'i anacağız. Hı. Anabildiğimizce onu anmak, onu yad etmek kolay değil. Tabii. Ama elimizden geleni yapacağız. Eminim çok güzel olacak. Ayrıca sizlerin çok iyi bildiği büyük üstad İbrahim Çamlı'nın eserlerini sen de küçük grubumuzla evet. orada da Halil Vuran Demir'in evet. emeği çok büyük. Tabii Aygün. Ki Hasan Aygün'ü unutmamak lazım. Hasan Aygün sanata verdiği değerle bize orada bir yuva kurdu. Halil Vuran Demir sahip çıktı ve çok değerli Özcan Arslan ve Hüseyin Gümüşgöz ve sevgili Fatma Babuşçu ile beraber biz orada güzel eserlerimizi sunuyoruz. Sizlere teşekkür ederim. Onlara da sonsuz teşekkürler. Ne güzel özetledin. Bir de Filiz hocamızın korosundan söz etmeni rica etsem. Teşekkür ederim. Lütfen. Evet. 12 yıldır Müziki Derneği'nin üyesiyim. Devlet Korosu sanatçısı Filiz Çetinay şefimiz. Evet. Ve büyük emekleriyle ayın 16'sında Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konserimiz var. Bu arada hepinizi davet ediyorum. Ben de sunucunuz olacağım. Ay. İnşallah beğenirsiniz. Mutlu bir gece güzel. Geçirirsiniz. Teşekkür ederim. Şahane bir konser olacağına inanıyorum. Bu defa da ben koltuklarda oturup şöyle keyifle sizleri bir izleyeyim. Canım benim. Seni vallahi izlemek de çok güzeldi. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ ol canım benim. Şimdi tabii
zaman zaman birbirimizle paslaşıyoruz işlerimizi. Çünkü Nuray da çok çok yoğun. Ben de biraz tembellik var. Yaş ilerledikçe ben iyice tembelleşiyorum ama sende maşallah daha bir çalışkanlık seziyorum Nuray'ı. Kutluyorum, tabii, örnek ederim. Alıyorum. Var olasın. Peki şöyle yapalım mı? Bu güzel sohbetimizden sonra bir şarkı Zafer'den rica etsek. Hay hay. Sonra da resimlerden akıtır bize ve sen onların üstüne yorumlar yaparsın. Tabii ki. Olur mu? Tabii, neden olmasın? Peki sürpriz olsun Zafer'cim, bakalım bize Nuray Öngeç'in sözleri, İbrahim Çamlı hocamın bestesi, hangi şarkıyı olacaksın? Bekliyoruz senden. Bu arada Zafer yollayana kadar da boşluğu dolduralım, sohbet edelim. Tabii. Tabii sevgili dostlarımız sağ olsunlar, birçoğu çok güzel yorumlar yazmışlar ikimizin sayfasına da. Hepsine çok teşekkür ediyoruz, şarkımıza geçiyoruz. Haydi bakalım. Başaracağız. Tabii tabii, evet. Başarırız. Teknik olarak tabii biraz aksamalar olabilir playback'te ama canlı yayın tabii. Nedense bir teknik sıkıntı oldu. Başaramadık öyle. Kara sevdam, kor bakışlı güzelim. Kara sevdam, kor bakışlı güzelim. Canlıya geçeceğiz galiba. Zafer, sana soralım. Eğer flash bellekte sıkıntı varsa canlı okunsun. Sen bize bir bilgi ver oradan. Ne diyorsun? Baştan mı alalım? Tamam. Çok özür diliyoruz. Tabii teknik olarak biraz bocaladık. Biz hep canlı canlı söyleriz biliyorsunuz. Kusurumuzu da şöyle kapatalım. Şimdi tekrar Zafer deneyecek, baştan alacağız. Sevgili dostlarımız, çok özür diliyoruz ve de baştan alıyoruz. Artık bu da nazar boncuğu olsun. Olsun, evet. Sorun değil. Peki Zafer'cim, bekliyoruz Kara Sevdam isimli Çamlı bestesi, Nuray Öngeç'in sözleri. Çok da sevdiğim bir şarkınızdır. Hadi inşallah bu defa dinleriz. Hadi yavrum. Evet, sorulacak gibi. Zafer, olmayacaksa vazgeçelim. Biz canlı söyleriz olmazsa. Peki, tamam, dert etme. Sohbetimize devam ediyoruz. Tamam. Bu şekilde beceremedik. Sorun şanssızlık değil, oldu. Sorun değil, nazar değdi dostuma. Olsun, sağlık olsun. Ne yapalım? Çalıp söyleyebilir misiniz? Nota yok gerçi yanımızda da. Evet, evet. Olur. Hadi helal olsun. Ekibe bak ya. Evet. Canlı vallahi. Hadi daha güzel. (Gülüyor)
yapışmış ipek tenine. Hazan mı gelmiş kara sevdam, kor bakışlı güzeli. Ahu gözlerine bulutlar çökmüş, salkım saçlarına beyazlar düşmüş. İpek tenine hazan mı gelmiş, kara sevdam kor bakışlı sevdi. Kışlı güzeli bırak kederleri geride kalsın, hüzünlü gözleri ışıklar saçsın, ruhunda baharlar çiçekler açsın. Kara sevdam kor bakışlı sevdim, kara sevdam kor bakışlı sevdim, kara sevdam kor bakışlı sevdim. Harikasınız. Vallahi teknoloji bize azizlik yapsa da siz bu oyuna gelmediniz. Teşekkür ederiz. İkinizi de kutluyorum. Hocam, seni de. Çok özür diliyorum. Çok üzgünüm ama işte olabiliyor, olabilir bazen. Tabii ki olabilir. Can hiç sorun değil. Olsun. Can sağ olsun. Olsun. Bizim tabii. Ekip canlı da okur, playback de yapar. Hepsini aynen, yapıyor maşallah. Aynen. Teşekkürler. Peki Nuray'ım, şiirler de getirmişsin gördüğüm evet, kadarıyla. Evet, getirdim canım. Hocamız benim bize fon yaparsa sen bir şiir oku, ben bir şiir tabii okuyayım. Tabii ki. Olur mu? Şiirsiz hayat olmaz. Olmaz, evet. Hayatı şiir gibi yaşamak istiyoruz zaten. Aynen amacımız öyle. O. Aynen öyle. Hadi bir sevgili, de şiir ekleyelim. Şöyle bir şey, işin açıkçası 2000 yılına, yani 2020 bana heyecan veriyor. Evet. Çünkü 2020 yılı bana gerçekten umut vaat ediyor. İnşallah. Bütün güzelliklerin başlaması için bir milat gibi görüyorum. İnşallah. O nedenle olayım. Ben yeni yıl olarak efendim bu güzel duygularımı ay, ifade etmek için hoş geldin yeni yıl diye kısa bir şiir yazdım. Güzel. Peki. Sevgili hocam evet, evet minik bir şiir ama en azından iyi dileklerimizi sunmak adına. Harikasın. Hep pozitifsindir zaten. Teşekkür ederim. Döküldü birer birer takvimin yaprakları. Geçiverdi o günler beklerken yarınları. Sarılırken hayata, koklarken umutları, sefa, sevinç getirdin. Hoş geldin sen yeni yıl. Acı tatlı anılar yaşattı geçen yıllar. Kırdı kopardı bazen gördüğümüz olaylar. Neler neler işittik, acıydı yaşananlar. Umut, neşe getirdin. Hoş geldin sen yeni yıl. Sepetinde çiçekler, renk renk açmış gülümser. Dikensiz beyaz güller bize bakar, iyimser. Umutlara kapılmış ruhlar meltemle eser. Mutluluklar getirdin, hoş geldin, hoş geldin sen yeni yıl. Hoş geldin yeni yıl. Teşekkürler. Ağzına gönlüne sağlık.
bu güzel dileklere katılmamak kabil değil. İnşallah. Ben bilirsiniz biraz gamlı baykuş bir tipimdir rica ama ederim, sen ederim. De benim aksim daima pozitifsindir. Tabii ki pozitif olmak çok güzel bir şey. Çünkü gamlı baykuş olmanın kimseye bir faydası yok. Var olan üzüntüleri katlamaktan başka. Onun için güzellikler getireceğine inşallah. İnşallah. İnşallah evet, güzellikler getirsin. Kesinlikle bir milat diye düşünüyorum. İnşallah. Ben de çok değerli Sevinç Atan hocamızdan bir şiir okumak istiyorum. Böyle bana da aynı türde bir müzikle eşlik eder misiniz üstadım lütfen? Sevinç Atan hocamız bunu aruz vezninde yazmış. Mef'ulü, mefailü, mefailü, fe'ulün. Ama ben hiç aruzu beceremedim, hiç öğrenemedim. Bunun da ayrı bir tadı var. Çok. Sevinç Atan hocamız üç türde de mükemmeli evet, yakalayan bir şairimiz. Duayen o da, evet. Dönmez dediler. Mahzun duruşun sanki bir an aklımı aldı. Senden bana hiç dinmeyecek gözyaşı kaldı. Sandım ki o günler gibi aşkınla masaldı. Senden bana hiç dinmeyecek gözyaşı kaldı. Candan daha cansın dediğim sevgili sendin. Sahilde bahar akşamı imbatla esendin. Mehtapla gelip sır gibi sessizce gidendin. Senden bana hiç dinmeyecek gözyaşı kaldı. Kalbim ne kadar yansa da hasretle derinden. Sen doğmayacaksın bilirim yaz seherinden. Dönmez dediler bekleme ah son seferinden. Senden bana hiç dinmeyecek gözyaşı kaldı. Sevinç Atan, saygı ve sevgilerimizi yolluyoruz. Evet. Ne kadar güzel. Sevgiler Sevinç Atan. Yani aruzu da bu çok kadar güzel evet. Yazabilmek. Şahane, çok güzel. Muhteşem bir senin şey. Senin de ağzına sağlık. Sağ ol canım. Hocamız da ne güzel eşlik etti. Evet, çok sağ olsun. Var olsun, ruhunuza sağlık. Nuraycığım, Filiz hocamızın konserinde sen sunucusun. Evet. Ama başka zamanlar sololarda yapmıştın. Tabii, biliyorum. Evet, evet doğru. Nazım Hikmet'i anma günü. Bir sonrasında mı şeyin? Evet, Cuma evet. Günü. Konser 16. 17'sinde. Sizin 17'sinde, evet. Ha, yalnız çok güzel bir şey yaşanıyor Mersin'de ve belki de Türkiye'nin her yerinde. Nedir? Bizler şiire çok önem veren insanlar evet, çok değiliz. Edebiyata, sanata çok fazla zaman ayırmayız. Doğru. Mersin'de şimdi Meşyat Derneği, Meyat Derneği, Yenişehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve bizim küçük grup ve belki de bilmediğim başka gruplar da böyle büyük üstadlarımızı anıyorlar. Şiir dinletileri yapıyorlar ayrıca. Çok güzel. Bu benim için çok, çok anlamlı. Önemli. Eminim sizler için de öyle. Tabii ki, tabii ki. Mutluluk duyuyorum. Yanılmıyorsam ayın 15'inde Yenişehir Belediyesi'nde böyle bir etkinlik var. Evet. Pardon, Büyükşehir'de ayın 15'inde. Evet. Salı 15, günü de 16, 17 sıra evet, sıra arda arda günlerini evet. Yanlış anımsayabilirim. Hı-hı. Lütfen ilgili olanlar ilgilensinler, evet. Sorsunlar. Doğru. Bu hafta içerisinde 3 tane etkinlik var, şiir etkinliği. Harikasınız. Peki Nuray'ım bir müzik daha yapar mısınız hocamla? Olabilir. Sen nota getirmiştin, demin evet, bir bakmıştınız. Evet sevgili hocam. İyi ki de getirmişsin. Evet. Flaş belli, güvenmeden. Mutlar. Tamam sevgili hocam. Onun ağladılar, notası var mutlar. Mı hocamızda? Harikasın var. Nuray'cığım. Yine sözler Nuray Öngeç'in, beste İbrahim Çamlı hocamızın. Buyurunuz. Üzerinde şebnemi hüzün dolu beylaklar yerde ayak izleri.
bizleri sen ve sarı yapraklar üzerinde şebnemi hüzün dolu leylaklar çıldırtan isyanlara inleyen acılara ve solan umutlara ağladılar bulutlar çıldırtan isyanlara inleyen acılara ve solan umutlara ağladılar bulutlar. Harikasınız dostlarım. Ay maşallah hocam. Sizlere. Ben yine izleyicilerimizden çok serbest, güzel düşünce ürünü, duygu ürünü şiirler yazan Zarife Ata dostumun bir kısa şiirini okumak mutluluk istiyorum. Bu arada selamlarını, sevgilerini de yollamış bizlere, güzel, hepimize. Şöyle demiş Zarife Ata sayfasında iki küçük şiirini okuyacağım. Birisi Kazım Koyuncu anısına demiş kısacık, yaşam almış eline kalburunu, eliyor insanı deliğinden. İyiler sessizce giderken, kötüler hala zulüm derdinde demiş. Maalesef. Çok da doğru ne yazık ki. Bir kısa şiir de şu, belki yüreğinin memleket telaşı sevdirdi seni bu kadar bana. Belki bundandı. Dirençle diklenişim hayatın olumsuzluklarına. Geceler boyu avuçlarına uzaklığını yakın ettiğim ahlı düşlerim. Dehlizlerin orta bir yerinde ayak izlerini arayışım. Kümelenmiş bulutların cümle mavisine hayallerimi çizdiğim. Yağmur damlalarının ara boşluğuna umutlu şiirler yazdıran. Dilime yuvalanmış kelimelere aşk dokuyuşum bundandı sana demiş Zarife Ata dostumuz. Sevgiler yolluyoruz ona. Selamlar. Evet. Tabii hocama hocam ne olur bir damlacık müzik demezseniz hayatta yapmaz. Kendiliğinden olsun. Böyle de tadı güzel oldu. Keşke evet. Müzik de olsa çok hoş olacaktı. Akıl edemedim neyse. Etmedim, özür dilerim. Çeklik evet. Yapacaktım böyle. Doğru, çok özür dilerim hocam. Şimdi Zafer'e bir soru yöneltmek istiyorum. Zafer'cim, Flash Bellek müzikte bize oyun oynadı ama resimde herhalde böyle bir sıkıntı olmaz. Tamam, sevgili dostumuzun ressam yönünden biraz söz edelim. Bize yavaş yavaş resimlerini akıtır mısın yağlı boya tablolarını lütfen? Nuray'cim sen bir süre kursa mı giderek... Tabii. Geliştirdin kendini, neler yaptın? Ben
Emekli olmaya karar vermeden önce emekli olursam neler yaparım diye düşündüm. Harikasın. Sanata olan aşkım çocukluktan tabii herkeste olduğu gibi. Çok ailemizde, yönlü. Evet, sanata değer verilirdi. Ne güzel. Resim yapmayı çok severdim. Evet. Öğretmenimi dinlerken resim yapmaya bayılırdım. Sanki daha iyi anlıyor gibi hissederdim. Evet, evet, resimlerin de bu arada yavaş yavaş akıyor. Teşekkür ederim. Sen bu arada sohbetini lütfen sürdür. Tabii. Bu güzel yağlı boya tabloların ressamı sevgili Nuray Öngeç'in. Bakalım bu serüveni nasıl başlamış, İlk gelişmiş. İlk işim emekli olur olmaz sanat kulübüne gidip bilgi almaktı. Harikasın. Hemen orada sadece ve sadece müzik kursu olduğunu öğrendim. Evet. Filiz Çetin'e o şekilde başladım. İlk sanat serüvenim böyle başladı aktif diyorsun. Olarak kesinlikle sanat kulübünde başladı. Oradan da ressam hanımların, arkadaşların telefonlarını aldım. Ve Sibel Gürel hanımefendinin telefonunu aldım. Çok güzel bir ressam kendisi ve onda uzun yıllar beraber onunla çalıştım. Daha sonra onun sağlık çok sorunundan güzel. Dolayı başka hocalarla çalışmaya başladım. İşin açıkçası Zeynur Ardıçoğlu onlardan önemli bir isim. Daha sonra işte ilk sergimi açtım. Evet. İlk sergimi açmadan önce de ben yine doğrusu karma sergilere katılıyordum. Sergi yapmanın heyecanı çok büyük. Evet. Çünkü yaptığınız eserleri sergilemek, onlardan övgü almak çok anlamlı ve güzel, sizi teşvik ediyor. İlk sergimi de açtım. Ondan sonra ben resim yapmaya tabii ki devam ettim. Semahat Önal diye arkadaşım, çok sevdiğim bir ressam arkadaşımla çalışmaya devam ettim. Son iki yıldır da evde resim yapmaya çalışıyorum. Tabii ki burada bu gösterdiğimiz resimler benim eski yaptığım resimler. Evet. Yeni yaptığımız resimleri yine kişisel sergime saklıyorum. Seni onları getirmedim. Ara ara karma sergilerde de tabii paylaştım. Yeni son yılda birkaç tane karma sergiye katıldım. Onlar farklı konularda. Devam edeceğim. İnşallah. Resme, müziğe, yazmaya devam edeceğim. Ömrüm oldukça ve herkese tavsiye ediyorum. Hepimizin içinde bir sürü kıvılcımlar var. Evet. Bu kıvılcımlar büyümeyi bekliyor. Onları alevlendirmek, ateşe döndürmek elimizde. Bu kadar işin açıkçası. Gençlerimize de inşallah bulaşır bütün bunlar. Ellerine sağlık. Kusura bakma. Teşekkür ederim. Bu arada hep gözüm ekranda oldu. Bu yaptığım birbirinden güzel resimlere bakmaktan kendimi alamadım. Onun için oraya bakıyorum. Canım sana benim, bakamıyorum. Ben de mutlu şu an. Oluyorum. Evet, ben kusura bakma. Evet, Tars Ressamlar Derneği üyesiyim. Evet. Bu arada onlardan bahsetmek istiyorum. Lütfen. Gerçekten Tars Ressamlar Derneği muhteşem çalışıyor. Evet. Başkan Ümit Arslan Bey ve diğer bütün üyeler Tarsus'ta son derece faaller. Okullara gidiyorlar, köylere gidiyorlar, hatta cezaevini ve sokakları bile resimliyorlar. Bravo. Artı hiçbir ücret beklemeden öğrencilere, gençlere, çocuklara kurslar veriyorlar. Onları kazanmaya çalışıyorlar. Yılda 3-4 kez karma sergiler hazırlıyorlar. Ayrıca da kendi üyelerine yine sergi yapmakta yardımcı oluyorlar. Onları candan kutluyorum. Ve bu derneğin üyesi olmaktan da çok ama çok mutluyum. Ne mutlu sana. Bayağı ürün vermişsin Nuray'cığım. Evet, bunlar candan sadece bir kısmı seni. Tabii ki. Evet, Deniz Müzesi'nde ben bu Mevlana'yla ilgili resimleri izlemiştim değil mi? Evet canım, evet. Aynen öyle. Hepsi birbirinden aynen. güzel, hepsi emek ürünü. Tabii, bir uluslararası sergi vardı Mersin'de. Evet. Uluslararası bir sergiydi. O da çok zengin oldu. Oraya Mersin'le ilgili, Mersin Dünya Kenti diye bir konusu vardı. O nedenle ben limon çiçeklerim de katıldım oraya. Evet, ben gelmiştim o sergiye. Evet, ailecek şimdi zaman gelmiştik. Zaman da kendimi sorguluyorum. Kendi içimdeki güzellikleri efendim sunmak için bunu tuvallere aksettirmeye çalışıyorum. Böyle devam ediyor serüvenim. Harikasın ya. Bir de Mevlana'mıza bir şiir de evet, yazmışsın. Yazmıştım. Evet. Onu da yine resimle süslemişsin.
Aynen. Peki mesela bir tablo ne kadar sürede çıkıyor Nuray? Bunun bir şeyi mesela Atatürk'ümüz var şu an evet, ekranda. Evet. Şimdi çok tatlı, belli bir zaman çok güzel verilir bir mi? Sarı. Evet. Çalışma süresine bağlı. Tabii. Yoğun çalışılırsa. Aynen tabii ki. Doğru. Bir de derler ya bir şiir yazarsınız, bir saatte de yazabilirsiniz, tabii. beş dakikada da yazabilirsiniz, tabii. bir evet. senede de yazabilirsiniz. Evet. Bazı resimleri çok hızlı yapıyorsunuz, evet. birden bakıyorsunuz birkaç günde bitiyor, bazen elinizde Hadi. Bir ay kalabiliyor. Evet. Bir de benim aldığım eğitime göre resmi biz 3 kez tekrar evet. boyuyoruz. Öyle mi? Evet, aynen doymasını sağlıyoruz. Fakat şimdi yeni akımlarda tek bir kez yağlı boya fırçayla resimler yapılabiliyor. Evet. Ben alışkanlıklarımı işte Sibel Gürel hanımefendiden onu öğrenmiştim. Resmin doyması çok önemli demişti. Evet. Uzun ömrüne de katkı sağladığını Öyle belirtmişti. Mi? Evet. Evet. O şekilde devam ediyorum. Tabii evet. yeniliklere de açığım. Ya İncelemeler yapıyorum. Ya. Ellerine evet. sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür Şu ederim. Balerin kıza özellikle bayıldım. Evet. Benim Nilüfer'lere de ilgim çok. Çok güzel. Ben insan ruhu gibi görüyorum onu. Atların harikulade olmuş. Ederim. Bu ne kadar zordur değil mi Nuray? Evet canım Bunu tabii. yapmak. Aynen kolay değil. Zor. Yani bazı resimler gerçekten çok oyalıyor. Çok zordur tabii. Çok teferruat isteyen resimler de var tabii. elbette. Benim gibi böyle çöp adam çizebilen birisi için hele olağanüstü inanılmaz da. Ama resimden anlayan, emek verenler için de bence çok güzel resimler. Şu güzelliğe baksana. Şu renk cümbüşüne, şu canlılığa. Teşekkür ederim, teşekkür Ay, ederim. Atların filan hepsi birbirinden çok güzel. Çok teşekkürler canım. Ellerine, emeklerine sağlık. Sağ olun Ay, hepinizin. Balerinlerin harikulade. Sağ olasın bir tanem. Çok zarifsin, çok Tabii teşekkür ederim. Tabii ki emek verince demek ki güzellikler ortaya çıkabiliyor. Aynen. Evet. Bakın ruhumuzdan gelen şeyler nasıl belli oluyor. Atları Tabii. çok seviyorum. Ay, Doğayı belli. Çok seviyorum. Ne kadar güzel olmuş. Evet kesinlikle. Evet. Harikulade yapmışsın. Atam zaten en o zaten, yüce olan. Tabii en yüce. Ki. Her şeyi ona borçluyuz. Bu Aynen. resimleri yapabilmek gücüne, fırsatına bile atam tabii. sayesinde sahip Şu olduk. Şu an burada oturmuş Aynen. özgürce sohbet tabii, ediyorsak. Tabii. Şiirler okuyorsak, şarkılar Aynen. söylüyorsak Tabii, hep ruhu onun şad olsun. Ve onun silah arkadaşlarının, Tabii, hepsinin, fikir bravo. Arkadaşlarının Tabii. sayesinde ruhları şad olsun. Gazilerimizi, şehitlerimizi Aynen. hepsini minnet ve saygıyla analım bu evet, vesileyle. Evet, teşekkür ederim. Öyle, nurlar dağıtsınlar. Acılar sürekli dünya yüzünde devam edip gidiyor. Demek ki hayat böyle bir şey. Tabii tabii. Yani işte biliyoruz Avustralya cayır cayır yanıyor. Maalesef. Hiç değinmek bile istemiyorum. Tabii. O kadar içimizi acıtıyor ki. Tabii. Şehitler veriyoruz, savaşlar sürüyor. Ama işte bizler de çırpınıyoruz. Yani acaba sanatla insanların yüreklerini bizimki gibi yumuşatabilir miyiz? Güzelliklere yönlendirebilir miyiz? Şurada bir tek insanı bile şiire, resme yönlendirmiş olsak bu bile ne kadar büyük bir mutluluk bizim için. Öyle değil mi dostum? Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Okulları bu konuda duyarlı olmaya da davet ediyorum. Evet, lütfen bir öğretmen olarak alalım burada kesinlikle. Öğütlerimizi. Kesinlikle. Evet. Burçe Hanım'a evet. teşekkürler ve onu candan kutluyorum. Baha Akner Beyefendi'yi telefonla arayarak kendi okullarında bir faaliyet düzenlemek istediklerini belirtmişler hı ve bu hı. konuda yardım istemişler. Benim. Ben şimdi bizim biliyorsunuz devlet koromuzun Mersin Klasik Türk Müziği devlet koromuzun çok değerli solistleri Filiz Çetin Aydan demin söz ettik. Bir de bizim Murat'ımız var canımız Hayır. kardeşimiz. Tabii. Murat Budak. Bir tanedir tabii. Onu biz çok seviyoruz. Kesinlikle. Ben aslında onun sayfasına bayılıyorum. Sayfasındaki paylaşımlarına bayılıyorum. Fakat son dönem hiç giremedim Murat Budak'ın sayfasına. Bunun asıl sebebi hep şöyle oluyor. Hani bir sandığınız vardır. En güzel çeyizleri, en güzel giysileri onun en dip köşelerine saklarsanız hep onlara özel bir an ayırıp tek tek bakmak değil mi? Evet. Böyle bir garip yanımız vardır. Hep zaman ayırmak isteriz. Evet. Şimdi Murat'ın sayfasına çünkü ben gittiğim zaman orada çok uzun kalma ihtiyacı duyuyorum. Yani o sayfadan çıkamıyorum. Buna da çok zaman ayıramadığım için
Murat Budak sayfası hep böyle en değerli bir zamanda en değerli dolaşılacak bir sayfa olarak kaldı. Son dönem böyle oldu. Çok özür diliyorum kendisinden. Çok hasta oldu son dönemde biliyorsunuz. Ona buradan çok geçmiş olsun şifalar dileklerimizi olsun. İletiyoruz. Şifalar ve olsun. Sayfasındaki dün eklediği bir paylaşımı alıntı ama bunu paylaşmak istiyorum. Memnuniyetle. Hiç makamıdır onun kendisine taktığı müzik istiyor musunuz? Biliyorsunuz. Hayır, bunu almayayım. Bu çok tamam. Kısa. Hiç makamının gündüz rüyası demiş Murat Budak. Bu alıntıyı paylaşmak istiyorum. Şöyle. Ne zaman doktorlar hastalarına efendim hiçbir şeyiniz yok. Sadece biraz kahvesiz, şiirsiz ve musikisiz kalmışsınız deyip sırtlarını okşayarak reçetelerine birkaç parça Zeki Müren, birkaç dize Cemal Süreya, birkaç fincan kahve yazacak. İşte o zaman düzelecek herkesin psikolojisi. Böyle bir alıntı hakikaten nefis, çok güzelmiş. Güzel, çok anlamlı, çok değerli. Teşekkürler Murat. Murat'a çok şifalar diliyoruz. Sistemin bozulmuş doktorlarına sana güvenmiyorum doktor diye başlayan bir yazısı var. Vallahi okumak istiyorum ama o kadar da içimi acıtıyor ki. Ama sonunda da o güzel bölümü okuyayım. O kadar sitemkar bir şiirsel metin yazmış ki. Ama sonunu okuyayım, o mutlu kısmını. Özel not. Her şeye ve sistemin zorlamasına rağmen mesleğini onur ve özveriyle yapan, hayatlarımıza bilgilerinden önce vicdanlarıyla ve meslek ahlakıyla dokunan tüm doktorlara saygı ve minnetle iyi ki varsınız demiş Murat Budak. O sitem ettiği doktorlara da ben vicdan diliyorum Yüce Rabbim'den, ne diyeyim. Belki de sistem onları bu hale getirdi ama. Evet tabii. Ama sistemin çarklarına da çok kendimizi kaptırmamalıyız bence. Çok haklısın, çok doğru ama insanlar maalesef biraz şaşkınlık içerisinde debelenip evet. duruyorlar vallahi. Zaman kıtlığı da. Evet. Yani çok hastaya bakma tabii, gerekliliği tabii, vesaire. Neyse, şöyle yapalım. Müzikle tatlandıralım mı sohbetimizi? Olur, tabii ki. Hangi şarkı vardı? Suç mu? Suç mu seni sevmek? İyi ki şu notaları getirmişsin. Evet, valla gerek olmayacak diye düşündüm ama. Evet. Tamam. Evet. Flaş Belleğin azizliği yüzünden canlı canlı okuyorsunuz. Bu da ayrı keyifli. Evet, sözler Nuray Öngeç, beste İbrahim Çamlı.
verdim sana canım. Sensin benim kalp muradım. Tek dileğim seni görmek. Sensin benim kalp muradım. Tek dileğim seni görmek. Şiir gözlüm seni sevdi. Sana şarkı besteledim. Cananı da can eyledim. Söyle suç mu seni sevme. Şiir gözlüm seni sevdim. Sana şarkı besteledim. Cananı da can eyledim. Söyle suç mu seni sevme. Söyle suç mu seni sevme. Söyle suç mu seni sevme. Harikasınız dostlarım, bravo. Teşekkür ederim. Onca hastalıktan kalktın. Aynen. Hani ah dedin, sesim kötü, sesim kötü dedin ama maşallah. Teşekkür ederim. Sizin güzel görüşünüz. Bizi onu belli etmedin. Sizin güzel görüşünüz. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Sevgili hocam, gönlünüze sağlık sizin de. Canım, senin bir meslektaşın Gönül Altun. Evet. İngilizce evet, hocamız. Evet, muhteşem bir onun biliyorsunuz söyleyeyim. İnternet gazetelerinde çok güzel köşe yazıları kesinlikle oluyor. Kesinlikle evet, biliyorum. Onlardan Bambaşka isimli yazısını kısacık sizlere okumak istiyorum. Hocam da bilmem yani çok minnacık bir müzik belki yapabilir. Çok minik, böyle hafif sesle. Lütfen. Bambaşka demiş Gönül Altun. Anlamı mı kayboluyor gelip geçen yılların? Benim umut bağladığım kuşlar bambaşka. Esamesi okunmuyor çektiğim acıların. Yüreğimi ateşinde dağladığım yokuşlar bambaşka. Söyleyecek tek sözü yok şimdi zamanın. Şaşırmadım olan bitene. Bıraktım öyle kalsın. Elini uzatsa tutup çekecek sırtını mı dönmüş umuda insan? Çağırsa mutluluk ardı sıra gelecek. Ancak yok eserden anlayan usta. Tuval başka, boya başka, dokunuşlar bambaşka. Anladım ki sabır nakış işlemektir hayata. Geçen zaman ömür kasnağında bir desen. Anladım ki nakkaş benim. Sabır hiç çıkarmadığım elbisem. Terzi başka, makas başka, giyinişler bambaşka. Bir varmış, bir yokmuş masallarıyla büyümedim. Bu yüzden bir kere var olan hiç yok olmadı bende. Var mı giden 40 gün 40 gece düğün nerede? Her rüya asılı kalmış bin bir gecede. Gökten düşen 3 elma yok. Pamuk prensesin aşkı yok 7 cücede. Hayal başka, gerçek başka, masal bambaşka. Attığım taş, ürküttüğüm kurbağaya değmedi. Döktüğüm yaş, korkuttuğum rüyalara değmedi. İçimde kuş, kanatları hülyalara değmedi. Benim aşktan anladığım bambaşka. Gönül Altun. Sevgilerimizi yolluyoruz. Evet, canımız hocama. Nasıl güzel yazıyor, muhteşem, değil mi? Evet, çok etkileyici. Çok. Çok anlamlı, çok değerli. Aynen öyle. Hocam da ne güzel eşlik evet. etti. Çok teşekkür ediyorum değerli var olun, üstadım. Var olun, gönlünüzü çok sağ olun, var olun. Harikasınız. Bir şiirde sen okursan Nuray'ım çok mutlu olurum. Ben de mutlu olurum. Teşekkür Hadi ederim. Hadi o zaman. Hocam da lütfen yine eşlik etsin. Evet. Tamam, o zaman evet. üçümüz de mutluyuz. Ne güzel. Mutlu mutlu yaşayalım. İnşallah izleyicilerimiz de mutludur. İnşallah tabii ki. Hadi buyurun. Hayat. Konumuz hayat. Uçsuz bucaksız karanlıklardan, nice itişlerden geldim. Bir değil, bin defa öldüm de yine dirildim.
Sevginin umut meltemlerinde tazelenip yeniden can olup geldim. Bilir misin? Yaşamak yalnız nefes alıp vermek değil. Yemek içmek hiç değil. Doğup büyümek. Sevgi denizinde yüzmek. Dönüşüp sevgi olmaktır. Şu evrende o kadar küçüğüm ki bir nokta bile değilim. Dünyaya gelmiş çırpınan bir kelebek gibi neyim, kimim, niçin geldim bilmek derdindeyim. Yaşamak sevmektir. Her hücremde hissederek, hissettirerek sevmek. Yargılamadan, günahıyla, sevabıyla, içinde akan seni, sevgini büyüterek, kalbindeki pınarı nehire, nehiri şelalelere dönüştürerek, sonra akmak denizlere. Hayat sevmektir. Sevmekse hayat. Oo, harikaydı Nuray'cığım. Teşekkür ederim. Bir küçük yeri atlamış oldum. Neresiydi? Evet. Kıyamam. Lütfen. O da anlamını bozmamıştır diye umuyorum. Neydi acaba? Orayı şöyle birkaç cümle olarak, mısra olarak alalım. Sevginin umut meltemlerinde tazelenip yeniden can olup geldim. Bilir misin yaşamak yalnız nefes alıp vermek değil, yemek içmek hiç değil, doğup büyümek yaşamak da değildir. Yaşamak sevgi denizinde yüzmek, dönüşüp sevgi olmaktır. Çok güzel, alkışlıyorum. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel özetlemişsin hayatın ne olduğunu. Teşekkürler canım. İşte tabii şimdi biz kendi aramızda seninle ilgili başka arkadaşlarımızla konuşurken... Bu yüze söylenmez ama biz söylüyoruz artık. Ya ne kadar olgun bir insan, ne kadar hoşgörülü bir insan, ne kadar sevecen bir insan, ne kadar güler yüzlü bir insan diyoruz. Demek ki bu hale gelmek için bu özümsemeyi yapmak gerekiyor. Yani yıllar içinde işte bütün şu anlattıklarını anlayabilmiş olmak gerekiyor. Yani yemek, içmek, yaşamdan keyif almak değil tabii ki yaşamak. Çok haklısın. O kadar güzel özetlemişsin ki ne diyeyim ben canım bunun benim, üstüne. Canım benim sonsuz teşekkürler. Ben de bir şey diyemeyeceğim. Harikasın. Çok kutluyorum canım benim. Harikasın. Var olun. Var olun sevgili. Tabii arkadaşlar. Şiir üstüne şiir okumayalım. Varsa şarkımız yine söyleyelim. Var sizlerden mı? Bir şarkı dinleyelim şimdi de. Sen sadece evet, ağladılar şarkı. Bulutlar ve suçluyu evet. Getirdin. Harikasınız ya. Yine de vallahi böyle müzikle doldurdunuz. Teşekkür ederim. Zaten hocamızda Kara Sevdam'ın notaları zihninde varmış. Evet. Peki Yasemin Çiçeğimsin'i de çalabilirseniz ezbere hocam, çalabilir misiniz? Müziğini hatırlayalım birlikte. Yasemin Çiçeğimsin sen benim. Vallahi çalarsınız üstadım siz. Dur bakalım. Haydi bakalım. Çok sevdiğim bir şarkın bu da. Vallahi çıkarttı hoca. La 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 la. Bravo. Yasemin çiçeğimsin sen benim, nameler okur lale leblerim. Ay gibi doğarsın sen dünyama, ışıldar nuruyla yeşim gözlerim. Yasemin çiçeğimsin sen benim, nameler okur lale leblerim. Ay gibi doğarsın sen dünyama, ışıldar nuruyla yeşim gözlerim. Çalar durursun gönül bağımda, ömrüm takılır sevdana. Muhabbetin yeter dosta düşmana, güldürür ondurur yeşim gözlerim. Çalar durursun gönül bağımda,
ömrüm takılır sevdana. Muhabbetin yeter dosta düşmana. Güldürür, ondurur yeşim gözlerim. Sen varsın, can yakar, can verir, yeşim gözlerim. Akarsın damarımda, kanımda, ilacım olur, canım olursun. Kalbimin içinde hep sen varsın, can yakar, can verir. Yeşim gözlerim. Çalar durursun gönül bağımda. Ömrüm takılır sevdana. Muhabbetin yeter dosta düşmana. Güldürür, ondurur yeşim gözlerim. Çalar durursun gönül bağımda. Sevdana muhabbetin yeter dosta düşmana. Güldürür, ondurur yeşim gözlerim. Güldürür, ondurur yeşim gözlerim. Vallahi kutluyorum ikinizi de. Hocam bak hiç bilmiyorum yok, besteleri şimdi, diyorsunuz yok, ama unuttum, meyanı işte ama attık. Hiç belli olmadı, tebrik ediyorum. Bak notasız çaldı. Evet. Demek ki ezberleniyor çalıştıkça. Tabii. İkinizi de kutluyorum. Teşekkür ederim. Sevgili dostlarımız biz olduk, istedik evet. ki işte flash bellekten size en güzel haliyle, stüdyo haliyle mis gibi müziği dinletelim. Fakat teknolojinin azizliğine uğradık. Prova yapmadık. Yoksa işte, evet. yani canlı harikulade çalar okurlar dostlarım tabii. nota önlerinde gerçi, olsa. Yine de maşallah hiç azından, şey yapmadınız. Evet. Ay tuh diyecek bir şey olmadı. Kesinlikle rahat olun, teşekkür huzurlu ederim. Olun. Çok teşekkürler. Peki ben de bir şiir okuyayım sevgili tabii dostlarımızdan ki, olur mu? Tabii. Sevgili. Şimdi bizim dostlarımız için de bizi hiç yalnız bırakmayan, Hollanda'dan hep bizi izleyen sevgili Gülçelik var biliyorsunuz. Hı hı. Ondan bir şiir okuyayım ben. Göçmen kuşlar gibi demiş. Yaşadığım hı hı. hayatın anlamı yoktu sensiz. Yuvasız kuşlar gibi bir orada bir buradayım demiş. Bir müzik rica edeceğiz. Söylesene lütfen. De. İşte şunun için iki dizeyi okuyayım da dedim ona göre bir tamam. müzik yapsın. Tabii. Yani bizde her şey spontane. Evet. Ya bizler yaşlı başlı insanlarız. Biz müzik ve şiir aşkımızdan buradayız. Amatörce bir program yapıyoruz. Bizim dostlarımız bizi ayıplamıyorlar, hoş görüyorlar. Elbette. Tabii güzel bir müzik yeter. Sağ ol canım, sen de öyle. Buyurunuz değerli hocam. Gülçelik Göçmen Kuşlar Gibi isimli şiirinde şöyle seslenmiş. Yaşadığım hayatın anlamı yoktu sensiz. Yuvasız kuşlar gibi bir orada bir buradaydım. Hasret yüklü yılların kederiyle çaresiz. Göçmen kuşları gibi bir orada bir buradaydım. Yıllarca hayalinle avunarak yaşadım. Silemedim aşkını, yüreğimde taşıdım. Karanlık gecelerde yokluğunla üşüdüm. Yuvasız kuşlar gibi bir orada bir buradaydım. Gökten bir yıldız düşse izlerini arardım. Her gece düşlerimde kollarıma sarardım. Karanlık gecelere ben hep seni sorardım. Yuvasız kuşlar gibi bir orada bir buradaydım. Gözlerine baktıkça şimdi yüzüm gülüyor. Ruhum artık seninle mutlulukla doluyor. O
karanlık geceler bana cennet oluyor. Yuvasız kuşlar gibi bir orada bir burada Gül Çelik. Sevgiler yolluyoruz dostumuza. Sevgiler de benden gitsin. Devam edelim. Harikasınız maşallah. Mersin'im her şeyim. Mi bu? Evet. O zaman tüm şehitlerimize de bu vesileyle yollayalım bu şarkımızı. Sözler benim. Beste yine Şamlı hocamın. İzninle Nuray'ım. Tabii mutlulukla dinleriz. Tabii. Sözler bende hocam. Teşekkür ediyoruz. Tabii bunlar bize muhteşem müthiş sürprizler oluyor. Çünkü bak
hiç planda yokken hocam pat diye şarkıya girdi. Zar zor introsundan hangi şarkı olduğunu anlamaya çalıştık. Ha, anladık ki hüzünlü Mersin şarkımız. Sonra hocam oradan kaşla gözle sözler yapıyor. Elimizde söz yok. Sözler bende diyorum. Hocam oradan çırpınıyor. İşte bu tür sürprizler biraz riskli oluyor. Böyle sürprizler. Ama evet, yine yüzünüz nakliyle bitirdiniz. Çok idare ettik ama. Şahanesiniz. Evet. Sevgili yani hocam çok seviyor ama. Sessiz sinema yaptık burada. Trafiğinle işi bitirdik. Ben yani burada şeylerle, hareketlerle filan ne yapalım? Evet, vücut dili de çok önemli. Gerekiyor vücut ama diliyle de hallettim. Ben de tabii işte böyle çok sevmem. Yani sürpriz hiç sevmem. İyisini de kötüsünü de hiç sevmem. Sürprizler güzeldir ama hayatı zenginleştirir. Buraya Hanım, Allah'tan her dilden anlıyor yani. Çok şey. Evet, tabii. Yani İşaret dili falan güzel. Çok güzel. Asker gibi biraz rap bir insanım. Rica ederim. İsterim ki hep hani önceden birazcık hani daha başarıya olsun gitmek için, evet, daha güzel neyse sonuçlar artık vermek için haklısın en ama sürprizler de güzeldir. En özendiğim, seni konuk aldığım programda işte böyle spontane yaptık. Bir sürpriz daha ne yapabiliriz. Güzel. Yani. Yapma lütfen canım hocam. Yani, peki Nuray'ın yine hatırladığımız, bak böyle konuşarak yapalım, Nuray'da sözler olabiliyor. Bana öyle bakmayı biraz bana sonra yapalım bakma onu. Evet. Bu hüzünden sonra. Sözler bende de yok. Hayır sözler hocam sende. Sözler müziği bizde. Varsa tamam. Söz işte Nuray'da, sen sözü merak etme, sen müziği çal yeter. Yani her hafta biz söylüyoruz, bu haftada Nuray söylesin, izin verelim de olur mu? Ya hocam kendi de söyleyecek. Tabii yok, üçümüz beraber ben de söyleyeceğim. Ben de istiyorum ki senin sesin bir duyulsun. Bu bana öyle bakmayı şimdi yapmayalım canım hocam. Birazdan yapalım. Bir şiir okuyalım arada, olur mu? Tamam, geldi aklıma. Tamam, süper. Nuraycığım bir şiir daha alalım mı senden? Olur. Lütfen. Mutlulukla. Peki hocam bir müzik yapar. Evet. Rica ederiz de. Bu dünyaya bir borcun var. Oo. Bu arada borcunuzu hatırlatıyorum. Bu da çok sevdiğim. Siz ödüyorsunuz gerçi. Bu da çok. Dünyaya onu, borcunuzu ödüyorsunuz. Onu biraz kazandığım zaman daha bir şimdi. Yok, maddi değil. Maddi olarak bakmıyoruz. Hepimizin i̇şte dünyaya borcu var tabii kesinlikle ki. Öncelikle dünyayı kirletmemek, hor kullanmamak, tabii, suyumuzu, elektriğimizi, ağacımızı, çiçeğimizi, böceğimizi, hayvanımızı, börtümüzü korumak, kollamak gibi tabii, ama tabii çok üzgünüm. Ben gerçekten son günlerde tam bir gamlı baykuşum, buraya girmeyelim. Bu kadar dünyayı ancak katledebiliriz. Bu kadar kötü kullanabiliriz. Bu kadar mahvedebiliriz. Aslında gamlı olmak için çok neden var. Evet ama umutsuz da yaşanmayacağı için. Düzeleceğiz inşallah. Evet, o gözle bütün bakıp dünya olarak evet düzeleceğiz umarım. Ben evet öyle, evet öyle bakalım diye bu düşünüyorum. Öğretmenvari şiirlerine bayılıyorum ben. Bu çünkü canım bunlardan çok fazla nasihat alıyoruz. Çok iyi oluyor. Hocam da müzikle eşlik öğretmen eder umarım. Öğretmen her zaman öğretmenlik aynen yapıyor vallahi. Ne güzel, hiç, ne evet güzel. Hadi dinleyelim evet Nuray'ım. Gecenin karanlığına gönder bütün dertlerini. Topla kırık camlarını gönlünün. Yırtan, acıtan, kanatan, ipsiz kuyularına at gölgesinde siyahım. Kalmasın bir zerresi içindeki elemin. Zaman çılgın nehirler gibi akarsa aksın, vazgeçme sevmekten. Her nefeste iç, solu sevgiyi. Al yüreğine, besle, büyüt, sev onu. Titrek bir mum gibi yaşamak, yaşamak değil. Aydınlat dünyanı, aydınlat dünyaları. Işık ol insanda, bir güneş gibi. Hayat öpücüğü kondur her gittiğin yere, her girdiğin gönüle. Şafaklar umutla, mutlulukla doldursun kalbini. Parla, parla parlayabildiğin kadar. Unutma, unutma, bu dünyaya bir borcun var. Hayata borçlarımız var. Lütfen elimizden geleni, katkıları sağlayalım. Harikasın dostum. Teşekkür ederim. Bu arada Murat Budak bize demiş ki yayın ara sıra kesilse de izliyorum. Şarkı, şiir, resim ve güzel kalpler, güzel dilekler. Daha ne olsun demiş.
dünyamız için, ülkemiz için çok güzel dileklerde bulunduk. İnşallah, i̇nşallah Allah'ım kabul inşallah. Eder. Sevgili Murat Budak, sevgili kardeşimiz, sevgili dostumuz, bu ara bütün dualarımızı size yolluyoruz. Evet. Çünkü siz bizim çok kıymetlimizsiniz. Bir an önce sağlıklı olun. Eminim şöyle asla düşünmezsiniz. Biliyorsunuz Murat Budak'la çalışmalarımız var. Evet. Onlar aksar diye hiçbir şey umurum değil. Yeter ki sevgili Murat Budak iyi olsun. O bizim değerlimiz. Kesinlikle. Koca yürekli dev adam. Aynen, kesinlikle. Çok seviyorum ben de. Çok pekala seviyorum. Şimdi ezbere yine nota olmadan sevgili Nuray Öngeç'in sözleri, İbrahim Çamlı'nın bestesi. Neyi çalıyoruz? Bana öyle bakma. Evet. Tamam, buyurunuz. Böyle girince müzik çok şaşırdım da. Sürprizlerle dolusunuz değerli hocam. Ya bana öyle bakmanın önünde hiç ummadığım bir müzik geldi. Azerbaycan'a gitsin bu da. Evet. Evet, Azerbaycan'a gitsin. Azeri dostlarımıza evet. Sevgilerle. Harikasın Nuray'ım. Bana öyle bakma, kalbimi yakma, kor düşmüş gönlümü ateşlere atma. Bana öyle bakma, kalbimi yakma, kor düşmüş gönlümü ateşlere atma. Pare pare oldum ben, yüreğimi sızlatma. Ağlarım ellerim, söyle bu mu kaderim? Ağlarım ellerim, söyle bu mu kaderim? Söyle, bensiz hayat senin için bu kadar mı sefalı? Benim için çektiklerin senin için cefa mı? Benim için çektiklerin senin için cefa mı? Söyle, bensiz hayat senin için bu kadar mı sefalı? Benim için çektiklerin senin için cefa mı? Benim için çektiklerin senin için cefa mı? Aşkımla oynama, yaralar açma, kırılmış gönlümü acılara atma. Aşkımla oynama, yaralar açma, kırılmış gönlümü acılara atma. Karaları bağlarım, işte böyle yanarım. Ağlarım, inlerim, söyle bu mu kaderim? Ağlarım, inlerim, söyle bu mu kaderim? Söyle, senin için bu kadar mı sefalı? Benim için çektiklerin senin için cefa mı? Benim için çektiklerin senin için cefa mı? Söyle, İçim bu kadar mı sefalı? Benim için çektiklerin senin için cefa mı? Benim için çektiklerin senin için cefa mı? Benim için çektiklerin senin için cefa mı? Harikasınız dostlarım, maşallah size. Prova yapmadığımız hiç için. Hiç prova yapmadınız. Bunlar sürpriz çıktı. Hiç prova yapmadınız. Evet. Uzun zamandır da Aygün'e ara verdik biliyorsunuz. Evet. Hastalık, yılbaşı gibi nedenlerle. Aynen. Ve flash belleğe güvendik. Tabii ki. Oradan 6 şarkı alacaktık. 2 şarkı da canlı okuyacaktık ama flash bellek canımıza okuduğu. Nereye güvendiğini de alarak karlar. Aynen, bugün karlar yağdı. Flash bellek canımıza okuduğundan evet. Da öyle oldu. Can hayırlısı. Bunlar da
güzellikler. Aynen, aynen. Güzel sürprizler. Buna rağmen harikasınız. Teşekkür ederim. En azından dediğimiz gibi biraz evvel hoşgörüyle hep beraber müzik söylemiş olduk. Canlı canlı, evet. Harikasınız. Sevgili hocam, evet, teşekkürler. Ben de ikinize çok teşekkür ediyorum. Ben şöyle bir şey yapmak istedim. Sevgili Murat Budak, Avustralya'daki bu korkunç tüm kıtayı kaplayan yangın için küçük bir şiir yazmış. Onu okumak istiyorum. Ve Allah'tan bir an önce oraya bol dinmek bilmeyen yağmurlar yollaması. Amin. Amin inşallah. O kadar üzülüyorum. Çok. Gece boyunca uyuyorum, uyanıyorum. Avustralya yangını kalbimin bir yanında yanıyor. Ülkemin şehitler verişi bir yanında yanıyor. İşte Murat'ımız hasta, sen hasta oldun. Fatoş, Fatma Babuşçu hasta oldu böyle hep. Tabii tabii. Ya, her ailede ben kesinlikle serumluk hastalar hep var. Hep kötü şeyler düşünüyorum. Ay. Hiç iyi bir şey geçmiyor aklımdan. Niye böyle bilmem. Evet, şöyle demiş sevgili Murat Budak. Güneş de yanar. Dünya ortak evimiz ama biz onun kötü kiracılarıyız. Yakılıp yıkılmayan, harap edilip hırpalanmayan bir yer bırakmadık. Bizden çok mu uzakta, ateşini görmüyor, dumanını solumuyor muyuz? Öyleyse Edward Lorenz'in sözünü hatırlayalım. Afrika'da kanat çırpan bir kelebek, Amerika'da fırtına yaratabilir. Geçmiş olsun Avustralya demiş. Murat da hep dünya hallerine çok evet, üzülen bir dost. Kesinlikle, tabii sosyal olaylara önem verir çok. Çok hasta oluyor. Ben bunun altında Murat'ın sürekli böyle çok kendini üzmesini buluyorum. Yani bağışıklık sistemimizi kendimizi üzerek çökertmemeliyiz. Çünkü üzülsek de hiçbir şeyi değiştiremiyoruz. Bunu dönüp kendime de söylüyorum. Çok güzel. Evet, çok doğru. Çok cümleye ihtiyacı olan biri de benim. Diyorum ya, tam bir canlı baykuşum. Rica ederim, evet. Rica ederim. Bir şarkı daha hatırlayabilecek misiniz? Biraz zor çünkü epeydir diğerlerini söyleyemedik. Nuray Aygün'ü hatırlayalım. Biz orada neler söylerdik? Sözü yanında olan bir şey var mı? Evet. Neler söylüyorduk? Mesela Hüseyin Gümüşgöz dostumuzun okuduğu bir Tanrım şarkısı. Evet, vardı. Olabilir. Ne kadar güzeldi. Onu hocam hatırlar mısınız? Biraz zor şu an. Evet. Dünyada ne kahırlar yaşadı. Hiç kendinizi yormayın, zormuş. Evet. Mısınız? Yok. Peki, öyleyse bana bir müzik yaparsanız, ben İbrahim Taşdemir hocamızdan, üstadımızdan bir şiir okumak istiyorum izninizle. Olabilir mi? Tabii ki. Lütfen bana bir müzik yapar mısınız Çanlı hocam? İbrahim Taşdemir biliyorsunuz çok güzel şiirler yazan, çok değerli bir üstad. Erikler çiçek açıyor demiş. Biraz umutlanalım. Tabii tabii. Kesinlikle tabii canım. Öyleyse bunun ardından sen de bir şey hazırlarsan. Olur. Evet. Bir İbrahim Taşdemir şiiri. Erikler çiçek açıyor. Sen merakta kalma gülüm. Erikler çiçek açıyor. Umutlara gebe dalım. Erikler çiçek açıyor. Gün ışıdı ufak ufak. Karanlığı deldi şafak. Doğru dört bir yanına bak. Erikler çiçek açıyor. Lale, sümbül, gül yan yana. Göle indi yeşil suna. Göç yolunda ağlı turna. Erikler çiçek açıyor. Tanrı'nın bir armağanı. Unutmayalım bu anı. Yakındır vuslat zamanı. Erikler çiçek açıyor. Gökten bir rahmet inecek. Bütün acılar dinecek. Bahar kokusu sinecek. Erikler çiçek açıyor. İbrahim Taşdemir. Saygılarımızı yolluyoruz. Selamlar, sevgiler. Kendisi de Ankara'dan teşrif edecek inşallah. Ve de konuk alacağız. Çok güzel. Bir Nuray Öngeç şiiriyle devam edelim. Benim şiirim çok farklı olacak. Şimdi işin açıkçası. Evet. Bizim bugünlerde, bugünlere gelmemizin en büyük nedeni Mustafa Kemal Atatürk. Kopya çektim oradan. Evet. Onu anmak, ona teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Kızım Nuray'ım. Atam Atatürk'üm. Canım benim. Ey atam Atatürk'üm. Biliyorum. Seni anlatmaya kelimeler yetersiz.
cümleler eksik kalır. Çünkü bir destan değil, bin destan yarattın dünyalara bedel. Kazındı kalplere yaptığın o devrimler. Sana öyle hayran nice liderler. Unutulmaz söylediğin değerli sözler. Kanımda dolaşıyor inandığın ilkeler. Bağrında yanıyordu vatan ateşi. Dedin ki haydi halkım yürü ileri. Elindeki meşale gösterdi gerçekleri. Yoktan var ettin bu çelik ruhlu milleti. Bitirdin inançla toprağımda zilleti. Köhne, viraneydi Anadolu. Para yoktu, silah yoktu, asker yoktu. Düşman çoktu. Akbabalar sarmıştı bu yurdu. Atam, sen milletine tutuklu. Yeniden kurdun güzel yurdumu, öyle umutlu. Anlatamıyorum sana minnetimi. Şükranla anıyorum gazilerimi. Canını feda eden şehitlerimi. Sana söz verdim. Koruyacağım vatanın her zerresini. Sen atam Atatürk'üm. Güneşim, yıldızım, havam, suyumsun. Benim gerçeğim, hayat sebebim. Mustafa Kemal'im, Mustafa Kemal'im, minnetle, saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun. Nuray'ım nasıl bir duyguyla yazdın? Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Harikasın, güzel olsun. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Hem onun yağlı boya resmini yapmışsın, hem ona şiir yazmışsın. Elbette. Onun için elbette. Ne yapsak azdır ama. Azdır tabii. Zaferi... Onun içinden gitmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Harikasın. Bu güzel şiirin için sana sonsuz teşekkür ediyorum. Bu arada Zafer'e de çok teşekkür ediyorum. Hiç çaktırmadan geldi. Benim mikrofonun pillerini değiştirdi çünkü problem varmış. Sağ ol Zafer'cim, iyi ki varsın. Zafer tek kişilik ordu gibi, farkındasınız evet, değil mi maşallah? Evet, çok olumlu. Evet. Yani gerçekten harikulade. Çok, olumlu, çok sağ olsun. Evet. Hem teknik işlerimizi idare ediyor. Hem bu arada yayındaki aksaklıkları gideriyor. Ne diyelim ona, minnettarız. Sağ olsun, var olsun. Evet. Bir şarkı daha hatırlasak. Aygün'ü bir hatırlayalım. Aygün'de... Hayır, okuyamam. Benim şarkıyı ben Nuray'dan hatırlayalım istiyorum. Biz her hafta kendimiz okuyoruz. Nuray'ın şarkılardan hatırlayalım. Hiç fark etmez. Sevda masalını okuyorduk ama sözleri yanımızda değil, değil mi? Yok, evet. Çalabilir yok. Misiniz onu? O da kemanda kaldı. Tamam, tabii. O flash belleği var ya, vallahi ezeceğim. Birden teknolojiyle aramız olmasın. Böyle yayınlara aynen. Getirmeyelim. Bir daha kesin zaman. Canlı evet, yapalım. Canlı yapalım. Aynen. Önceden de çalışalım hocam. Aynen. Evet. Aynen. Nuray'cığım bir şey soracağım. Demin söyle, resimler aktı ya. Bütün resimler aktı mı orada? Getirdiklerim evet. Aktı, ama tabii değil ki mi? Tabii. Şu tamam. An gösterilmeyen tamam. Birçok daha tamam. Resim var ve yapılmakta olanlar. Ellerine var. Sağlık. Peki bunları bakarak mı yapıyorsun? Tabii genelde değil mi? Genellikle fotoğraftan öyle. Çalıştığım evet. Çok resimler var. Evet. O özellikle doğa resimleri aha. Kesinlikle öyle. Tabii. Mevlana resimlerinde, evet. Semazen resimlerinde bazıları tamamen doğaçlama, öyle bazıları mi? Fotoğraf. Evet, evet fotoğraf. Harikasın. Ama kesinlikle reproduction değil, yani reproduksiyon, prodüksiyon evet. Değil. Evet. Evet, bunlar fotoğraf. Azeri dostlarımıza evet. Da kucak dolusu sevgiler, selamlar demin de yolladın tabii, sen de, ben tabii, de yollamış çok olayım. Çok değerli, gerçekten. Türkiye ile iletişimleri çok yüksek. Her zaman onore ediyorlar. Evet. Şiirlerimizi çeviriyorlar. Azeri diline çeviriyorlar. Aynen. Azerice demiyoruz. Türkçesine bravo. Evet. Öğrendik Azeri. Onu. Aha. Ben o hatayı çok sık yapıyordum. Azerice diyordum. Özür diliyorum. Evet. Azeri Türkçesi veya dememiz. Azeri diline. Evet. Galiba Azerbaycan Türkçesi. Azerbaycan Türkçesi. Türkçesi. Tamam. Evet doğru. Şu ana kadar hatalı söyledimse ki söyledim özür diliyorum. Rica ederim. İki oldu. Devlet bir milletiz çünkü. Aynen dilimiz öyle. Aynı. Hı-hı. Tabii ki ufak tefek
demeyelim, lehçe farklılıkları olacak. Lehçe farklılıkları, evet, çok aynen, haklısın. Aynen. Son 10 dakikamızı idrak ediyoruz. Böyle denir biliyorsun. Peki gelecekle ilgili hayallerin, projelerin neler Nuray'cığım? Evet, canım benim. Ben böyle derneklere vesaire üye olma alışkanlığı olmayan, işleri biraz yavaştan alan veya aynen, fırsat bulamayan biriyim. Ben de öyleyim. Sanat kulübüne geçen yıl üye oldum. Hı-hı. Ve çok yeni bugün hatta evet, Meşe'de üye oldum. Evet. Evet. Sadece Ters Ressamlar Derneği üyesiydim yıllardır. Sağ olsun Mustafa Bey, Meşiyat Başkanı, çok faal. Gelen üyelerine de elinden gelen katkıları sağlıyor. Hı hı. Ben kendi düşüncelerimden bahsettiğimde destek olacağını söyledi sağ olsun. Çünkü o çok kitaplar yazıyor. Birçok kitabı var. Çok basın evleriyle ilişkisi, evet, var. Şiirler, hikayeler nerede nasıl yapılır, basılır, onları, evet, çok iyi biliyor. Hı hı. Benim de projemde şiir kitabı yazıyor. İnşallah, inşallah. Hikaye ve öykü. Öyle mi? Evet. Aa. Sağ olsun editörlükte yardımcı olacağını, en azından yol göstereceğini söyledi. Aa, bu bir sürpriz oldu. Evet. Öyküde mi yazıyorsun? Evet. Bravo Nuray'cığım. Çok üzücü bir şeydi. Tekniğe gerçekten teknik bazen oyun oynuyor. Bizler de teknolojiyi çok iyi kullanmadığımızdan da kaynaklanıyor. Evet. Ben teknoloji konusunda oğlumdan yardım almak istiyorum. Ama o da sağ olsun. Çok meşgul. 10 tane muhteşem, benim için muhteşem öykünü maalesef bir flash belleğe almıştı ve yok artık. Ama yeni yazdıklarından artık bir kitap oluşturmaya çalıştım. Belki bir gün çıkar ortaya, dur bakalım. Çok aradı, çok aradı. O flash bellek yok. Bir yerlere koyduğunu düşünüyorum ama çok zaman ayırmak lazım, ayıramıyor. Tuh. İşte bu şekilde bu kitap işine gireceğim artık. Çok iyi olur ama demek ki evladın da olsa kimseye emanet bu tür şey vermemek lazım. Tabii ki asla kaybetmek istemez, tabii, ama olmuş. Tabii. Yok, o da şey gerçekten çok üzülmüştür. Evet. Üzüldü, evet. Söyledi ama bir türlü bulamadı. Canı sağ olsun. Belki İnşallah. Çıkar bir yerden. İnşallah. Biraz İnşallah. Zor. Umudumu kestirdi. Ay yapma ya. Evet, ben de onun şeyleri, konularını düşünüyorum. Acaba tekrar yazsam mı, ama aynı düzgüle yazılamaz. Mümkün değil. Evet. Çünkü çok duygusal yaşanan olayları yazmıştım. Evet, çok ilginç hikayeler oluyor. Biliyorsunuz her yaşam bir değil, binlerce roman. Doğru. Birçok şey barındırıyor. Çok haklısın. Kitaplara odaklanıyoruz. Evet. Neşe'de gideceğiz. Bu şekilde bir çok güzel izleyicimiz olacak. Resimlere devam. Resimlere devam. Hocamla beste çalışmalarına devam. Şimdi hocamdan bekliyoruz besteyi. Demek evet. Çalışmalarında kesinlikle. Evet. Birkaç İnşallah. 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 Bir de şu var. Tamam. Suat Yıldırım Beyefendi'den evet, bahsetmiştim. Daha evet, bir destekardan var herhalde. İsimde evet, geçen yıllarda söylemiştim. Yine söyle. Evet. Senden İbrahim Çamlı hocam dışında Suat Yıldırım besteler yaptı. Evet. İşte sağ olsun. Büyük üstad. 13. Evet. 13 uğurlu mu uğursuz mu? Orada tabii uğurlu. Ben çok uğurlu biliyorum ama devam etmenizi diliyorum. 1-13 daha yapın mesela. Suat Yıldırım sağ olsun 37 güçlerini besteledi. 5 tane de 5 şarkı ya da CD yapmayı planlıyor. Kaç dedin, kaçırdım sözünü. 37. İnanmıyorum. Evet. Hadi. Evet. O zaman siz çok ciddi çalışacaksınız onunla. İnşallah. İnşallah. Kutluyorum. Bir çok meşgul oldu. Hiç söylemedin. Evet. Dur. Yazıyorum oraya. 37, 13 daha ne eder? Evet. 50 oldu bu kızım yani, düşün. Ergin İşgüzel Beyefendi Antalya'da. Evet. 16 veya 17 tane. Kutluyorum Nuray'cığım seni. Soner Özel Beyefendi. Harika. Nursun Karaca bir şarkı. Çok güzeldi, onu dinledim. Evet. Şu an inşallah. Maşallah. Ayıp olmasın. Ay kutluyorum Nuray'ı. Evet. Bu yani, bana sürpriz oldu. Ziya Yalçın Beyefendi aldı ama henüz onu besteye dönüştürdüğünü söylemedi. Evet, zamanla o da olur. Kutluyorum Nuray'cığım.
şunları aldım dedi. Ama henüz besteye dönüşmedi. Ama sen de gerçekten çok çalışkan bir insansın yani. Gerçekten öyle. Bütün bunlar olup bitiyor da böyle oturulan bir şekilde olmuyor. Yani oturarak olmuyor. Toparlayamadım cümlemi. Sürekli çalışıyorsun. Hiç tembellik diye bir şey yok sende. Örnek bir öğretmen. Ha, teşekkür ederim. Şimdi hayatınıza bazı güzel şeyleri soktuğunuz zaman. Evet. Onunla zaten iç içe yaşıyorsun. Doğru söylüyorsun. Bir parçası oluyor. Ondan evet. Uzaklaşmak mümkün değil. Evet. Nasıl sabahları mesela elimizi yüzümüzü yıkadıktan sonra TRT radyoyu açıyoruz. TRT'den müzikler dinliyorsak o bizim hayatımızın bir parçası oluyorsa. Aynen. Şiir yazmak, şarkı söylemek, şiirler dinlemek. Efendim kitap okumak vesaire onlar da hayatımızın önemli kesinlikle kesitleri oluyor. Kesinlikle. Siz güzel bir müzik yaparsanız ben yine dostlarımızdan bir şiir okumak istiyorum. Şarkı yapmayalım artık. Çünkü yani Nuray'ın şarkıları olsun istedim. Böyle olunca da şarkı hiç içimden gelmedi. Özür dileyerek. Şöyle yapalım. Bizi Karadeniz'den izleyen Galip Kurdoğlu isminde hocamın da Kemancı isimli bir güftesini bestelediği bir dostumuz var. Ya bu kadar güzel bir insan, Allah'ım şükran duyuyorum, nasıl yaratıyorsun? Bu kadar mı bir insan kalbi sevgi dolu olur, pırlanta kalpli olur, tüm çevresine sevgi saçar. Öyle kadir şinas bir üstadımız ki. Galip Kurdoğlu hem gazeteci, hem şair, hem güftekar, hem mizah yazarı, hem fotoğraf sanatçısı kendisi. Ama son derece de mütevazı bir insan. Son bakalım bir şiiri ne yayınlamış, ondan bir şey okumak istiyorum açıkçası gider ayak. Ama o kadar sayfasında insanların... Çevresindeki insanların ölümlerine vesaireye o kadar yer veriyor ki. Hangimiz bunu yaparız? Ben şahsen yapmam. Yani sayfamı o şekilde kullanmam, kıyamam. Ama o kadar insan seven bir insan ki. Galip Kurdoğlu hocamız şöyle demiş. Elimde değil ki, anlamıyorsun. Belki bestelersiniz, belli olmaz. İstersen bir daha beni arama. Şifa mı olmuştun gönül yarama? Her şeyi unutup gitmek var ama elimde değil ki, anlamıyorsun. Sevgidir bu, düğüm düğüm ördüğüm, laleden, sümbülden güzel gördüğüm. Ayrılmak kolay mı? Bu bir kördüğüm. Elimde değil ki, anlamıyorsun. Adını bir daha anmayacaktım. Yeminler etsen de kanmayacaktım. Ateşler içinde yanmayacaktım. Elimde değil ki, anlamıyorsun. Galip Kurdoğlu. Saygılar, sevgiler yolluyoruz. Çok teşekkür. Lütfen. Lütfen. Nedir canım? Biraz evvel bestelerden bahsederken. Evet. Dört güçlerinde nurlarda uyusun. Ah. Büyük üstad. Ay. Büyük insan. Adını söylerken Reşat de üzüntü duyuyorum. Canım benim. Reşat Önal evet, hocamız. Şad olsun Reşat Önal. Canım. Beste bana. Nurlarda yatsın. Gerçekten çok özel bir beyefendi. Çok, çok. Canım Şunlar benim. Şunlar yoldaşı olsun. Amin. Amin. İki beste de bana yapmıştı. Evet, evet. Bizim evde buluşmuştuk Çamlı hocam. Aynen. Sen, Reşat Önal hocam, karısı Rahşan Hanım. Evet. Harikasın canım. Ne güzel bir gün geçirmiştik ha, çalarak, söyleyerek. Ah. Birbirlerine efendim sevgi duydukları zamanı anlatmışlardı. Evet. Mersin'in de deniz ve güneş onlara ilham olmuş, sevgileri büyümüş ve evlilikleri yazmıştım bir şiir, evet. Onlara da bir şiir atfetmiştim. Evet. Rahşan Hanım'a sevgiler, evlatlarına ve kendi Rahşan Hanım'a kutlamalar diliyorum. Tekrar Reşat Önal'ı rahmetle. Çok sağ ol, ne kadar iyi ettin. Bize de 10 notamızı bilgisayarda yazmıştı canım benim.
Ne kadar özel bir insan. Yani bir müzik adamı. Evet, para verelim, bir şeyler yapalım. Reşat hocam dedik, kızdı. Olur mu öyle şey dedi. Bana dedi güftelerinizi yollayın. O bana yeter, besteler yapayım dedi ama iki tane yapmaya ömrü vefa etti. Nurlarda yatsın, mekanı cennet olsun. Ne yazık ki programın sonuna geldik. Nuray'cığım senden veda cümleleri, öğretmence birkaç nasihat öğrencilerine, tabii dinleyen öğrencilerin olacaktır mutlaka. Neler söylemek istersin? İyi ki teşrif ettin, ayaklarına sağlık, canımsın sen, canımızsın sen, iyi ki varsın. Var ol, bütün güzel duygularım sana. Biliyorum canım. Değerli hocam olsun. Biliyorum, sağ ol. Hayata daima sevgiyle baktım. Bütün insanları olduğu gibi kabul ettim. Hayatın sevgi olduğuna inananlardanım. Hatta ben İngilizce öğretmeni olduğum için gençlerime her zaman life is love, love is you diye seslenirdim. Onu yeniliyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Bize tercüme et. Hayat sevgidir, sevgi de hayat. Evet. Gerçekten. Çünkü yüreğimize sevgi taşımazsak eğer, hayatın zorluklarına asla katlanamayız. Kesinlikle. Umutsuz bir hayat asla devam edemez. Harikasın. Umutumuz bol olsun. Amin. Sevgi yüreğimize dolusun. Gönül dolusun. Sevgiler ve yedilikler. Sizlere teşekkürler. Çok teşekkür ederim Nuray'ım. Evet, gerçekten de. Nuray bu güzel cümleleri böyle sıraladı ama onları hayatın içinde de bizzat yaşama geçiriyor. Bunun birinci, ikinci tanıklarıyız hocamla. Son derece hoşgörülü bir dostumdur. Onun dostu olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Şansım olduğunu düşünüyorum. İyi ki yollarımız çakıştı canım benim. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederiz. Dükkan senin. İstediğin zaman, ne zaman hasta olmadığın bir dönem yakalarsak, inşallah ki hep öyle olur. Gel ve güzel şarkılarından, şiirlerinden paylaşalım. Çalışıp geliriz o zaman. Tabii ki. Çamlı hocam çok teşekkür ediyorum. Vallahi nota önünüzde yokken bile ne güzel çaldınız. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlarımız, bizimle oldunuz, bize güç verdiniz. Her ne kadar ben bu arada yorumlarınıza bakma fırsatı bulamadım. Yani bazen idare etmekte zorlandığım anlar olabiliyor. Kusurumuza bakmayın. İzleyenlere sonsuz teşekkürler ediyorum. O yorumlara döneceğiz. Bundan sonra tekrarını izleyecek dostlarımıza da sonsuz teşekkürler ediyorum. Haftaya bir başka konukla buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın lütfen.